Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Size alışverişte aldığımız ürünleri göstereceğiz ve daha doğrusu sebzeleri, meyveleri göstereceğiz. Sebze, hadi meyve. Şimdi başlayalım. Meyve yok aslında. Merhaba arkadaşlar. Biz dışarıdaydık. Ufak tefek alışverişlerimiz oldu. Onları bir gösterelim dedik. Tamamıyla ev hali modundayız. Saçım başım dağınık bir ev topuzu. O yüzden ne olur kusura bakmayın. Bu ne hal demeyin, yataktan kalkmış gibi. Çok ben, dağınığız. Ben de evde tavşan olarak geziyorum. Evet, Asya'nın da ev hali. O da evde tavşan olarak geziyor. Şimdi Çağrı Market'e gittik. Zaten evimin yakınında var. Genelde sebze falan lazım olduğu zaman oraya gidiyorum. Bir bakayım dedim, hani sebze yaparım hafta içi için bir şeyler, ama hiç de bir şey bulamadım güzel. Şöyle yarım kilo toz şeker aldım. Şekerin kilosu 2,99'muş. Ben... Şöyle evde toz şeker yoktu. Kesme şeker vardı. Bir şey lazım olduğu zaman toz şeker bulunsun diye yarım kilo aldım. Ondan sonra şöyle şu kırmızı biberden aldım. Biz seviyoruz. Her şeyi ben kullanıyorum. Yemeklere, tavuklara, her şeye kullanıyorum. 10 lira kilosu çok pahalı ne yazık. Umarım yazın ucuzlayacak diye umut ediyorum. Arkadaşlar annem biberi köfteli bile kullanıyor. Yani evet. Yapmak için değil, yanında kullanıyor. Evet, doğru. Bir de şöyle sivri biber 2,99'a inmişti kilosu. Bence ucuzlamış, sivri biber de çok pahalı oluyor. Hani şey sivri biber, şöyle güzel, böyle ince güzel sivri biber. Tanıştırayım sivri biber. Niye saldırdımsa tek bir tanesini öyle. 2,99'a inmiş. Bundan da bir yarım kilo kadar aldım. Bir de patates aldım 2 kilo. Onu göstermeye gerek bile yok. Şimdi ondan direkt... sonra aslında ilk başta pardon kesildi. Çağrı'dan aldıklarımız bu kadar. Çağrı'ya gitmeden önce aslında Teddy'ye gitmiştik. Teddy'den de Çağrı Market arasındaki yolda bir yer gördük. Böyle doğum günü malzemeleri satıyor. Doğum günü şeyleri, işte yani bebek balonlar, baby shower şeyleri, işte hani süsleri, duvarlara. İlk dişim. Yani diş, evet, öyle partilerin şeylerini satıyor. Oraya bir dedim bakalım. Ondan sonra oradan çok güzel bunlar ne? Oradan çok güzel balonlar buldum. Şöyle aslında düşündüğüm doğum günü renk konsepti de kafamda oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle paketli. Parlak mor, parlak gümüş, bir de parlak beyaz. Bunu bilmiyorum, anlayabiliyor musunuz ama simli de demeyeyim. Yaldızlı mı denir buna? Ne denir böyle? Yağlı. Düz beyaz değil. Yani düz yağlı krem gibi değil. Şöyle mor rengi. Ondan sonra ve gri rengi. Bizim evimizin duvarları, evin konsepti hep gri olduğu için grinin yakışacağını düşündüm. Evet. Ondan sonra ama gri pembe düşünüyordum ama çok pembe, çok pembe de olsun istemedim böyle bebek şeyi gibi. O yüzden şöyle şu üç rengi birleştirdim ve şöyle bir renk konsepti yapacağım inşallah. Açık, kapalı. Evet. Ondan sonra bu balonları aldık. Bu balonların şöyle paketinin içinde 10 tane var. 3 paketini 10 liraya aldım. Bence çok çok uygun. Ondan sonra oradan başka bir şey almadık şimdilik. Hani böyle gördükçe, şey yaptıkça almak istiyorum. Böyle güzel şeyler. Ne derler? Güzel süsler. Bir şey söyleyebilir miyim? Ondan sonra... Arkadaşlar oradan biz her alışverişimizi, partajımızı orada yapıp düşünüyoruz. Ve doğum günü için çerçeve de alacağız. Evet. Çok güzel. Çerçeveden emin değilim. Çerçeveden emin değilim. Bir de böyle hep iyi ki doğduğun şeyleri alacağız, balonları. Evet, böyle bakacağız. Duvarlara yapıştıracağız. Bakacağız. Ya gümüş ya da altın. Bakacağız. Emin değiliz. Eminiz? Değiliz. Tamam. Biz bu tartışmayı daha sonra yapalım. Şimdi Teddy alışverişimize geçelim. Tabii Asya haklı olarak her gördüğünü istiyor ama ben hani şöyle hepsi aynı tonlarda, aynı şeyler, hepsi güzel olsun istiyorum. Çünkü evimizde Asya'nın ilk doğum günü. O yüzden güzel, özel olsun istiyorum. Değil mi anneciğim? Evet. O yüzden her gördüğümüzü atlamıyoruz. Sonuç ki şimdi Teddy alışverişime geçeceğim. Teddy'den böyle orayı çok güzel, zaten biliyorsunuz, hani bilenler biliyordur tabii ki. Çok güzel çeşitli şeyler var orada. Güzel ürünler var. Gözün elli mi?
Yüzüm daha hassas ya. Gözün elleme, gözlerin daha iyileşmedi tam olarak. Gözlerim, bakın arkadaşlar, gözlerim gizli. Evet. Şimdi Teddy'ye girdik. İlk başta bunu gördüm. Dün gezerken annem demişti ki şu değil, şundan silikon karıştırıcı, bundan ihtiyacım var demişti. İşte öyle baktık, 10 lira 12 lira falan, çok pahalı geldi. Cevahir'e gitmiştik dün, çok pahalı geldi. Ondan sonra bugün bunu da böyle görünce 10 liraya bu üçlü seti aldım arkadaşlar. Şöyle şey çok fırçası uygun da var. Yumurta işte, bir şeyler sürme. Bu da silikondan bütün. 10 liraya bu seti almış oldum. Görmüşken anneme aldım bunu. Ondan sonra ben göstereyim. Ha, göster. Yine annemin yumurta neyi? Yumurta aleti diyelim. Aleti değil mi? Yumurta zamanlayıcısı bu. Annemin vardı bundan. Bozuldu diye işte konuşmuştuk. Ben kullanmıyorum. Gerçi biz yaptığımız zaman bütün yumurtaları hepimiz katı yediğimiz için ben bunu hiç kullanmıyorum. Annemin vardı. Annemler kullanıyorlar. Onunki bozulmuştu. Bunu da görmüşken hem de 5 TL'ye alayım dedim. Aldım bunu da. Bu bilenler biliyordur ama bilmeyenler için şöyle göstereyim. Ben anlatabilir miyim? Şurasındaki. Heh, anlat bakayım. Bakın arkadaşlar, şimdi burada yumurta sıvı ya, katı katı değil yani. İşte buradaki yumurta zamanlayıcı onun katılaştığını ya da sıvı olduğunu gösteriyor. Anladınız mı? Anlamadıysanız da yapacak bir şey yok. Daha fazla konuşmayalım. Yumurtanın katı mı sıvı mı nasıl olduğunu pişirirken ayarlamak için olan alet. Topu da bu 5 liralık bir alet. Anlamadıysanız da alın deneyin bakın. Ondan sonra şöyle şu minicik, sadece tipleri için aldım. 2 tane şöyle süzgeç, minicik süzgeçlerden. Tanesi 1 liraydı. Ondan sonra böyle 2 tane aldım. Bir de şunu şöyle, o hani plastik kaseler var. Onların böyle daha bir büyük boyu bu. Şöyle orta, daha büyük. Orta. Ondan sonra evet, orta boy, çok büyük değil, orta boy. Ondan sonra dedim şunların bir tanesiyle, şunu anneannem böyle şeyleri çok sever. Anneannemi düşünerek aldım, ona vereceğim çok büyük ihtimalle. Şöyle bir meyve yıkanır, bir şey olur. Pirinç yıkanır bunda herhalde. Bunda bir meyve koyarlar yerine. Anneannem bu maviyi çok seviyor. Yani çok benim güzel anneannem, ama senin büyük anneannenden bahsediyorum, evet, ona işte aldım. Ondan sonra bunlardan birini belki anneme veririm, işte bakalım, paylaşırız artık. Ondan sonra bir de şöyle, İkisi birbirinden ayrılmayan kapaldı. Evet, ayrıldı. Şöyle 2 tane şey aldım. Delikli sepet. Konuşamadım. Şimdi bunları ben hani buzdolabına böyle sebze koymak için istiyordum. Böyle bunların hep kareleri vardır. Hani hep meşhurdur ya onlar. Ama ben hani herhangi bir sebzeyi, herhangi bir meyveyi aldığım zaman zaten çok fazla almıyorum. Ve dolayısıyla onlar da büyük kalıyorlar. En azından şöyle şunları yuvarlak yuvarlak şöyle koyup içine işte domatesli, salatalıktı, öyle şeylerimi koyabilirim diye düşünüyorum. Ondan sonra bir de bunları almış oldum. Bunların da fiyatı tanesi 2 lira bunların da. Teddy'den bunları aldık. Çok fazla bir şey almadık. Çünkü bizim burada bence çok fazla bir şey yoktu. Oradaki arkadaşa da sordum hani. Teddy alışverişlerini falan görüyorum. Çok seviyorum, seyrediyorum. Hani çok böyle çeşit çeşit şeyler var. Ne o? Var anne, bak. Ya bu katalog anneciğim, tişört falan vardı yani. Tişört var, oyuncak var, başka ne var? Pardon, evet, oyuncak vardı, oyuncakları alamadık ne yazık ki. Değil mi anneciğim? Ondan sonra kız dedi ki evet dedi, şu anda dedi burasının dedi çok fazla şeyi yok dedi. Ne derler? Ürünü. Ürünü yok dedi, ürün yok burada çok fazla dedi, daha çok dedi yazlık bölgelere ürünler gidiyor falan filan, işte çok gereksiz konuşmayalım daha fazla. Alışverişimiz bu kadar. Bu balon şeyine çok sevdim. Balon yani doğum günümüzün renk konsepti. İnşallah şöyle şu tarzda bir şey olacak. Çok böyle pes pembe olsun istemiyorum. Öyle yapmak, evet, yapmamak istiyorum. Çünkü benim her şeyim pembe olduğu için annem pembeyi pek sevmiyor. Evet, fenalık geldi. Doğduğundan beri pembe pembe, alınanlar pembe, verilen her şey pembe. O yüzden artık sevmiyorum. Evet. Arkadaşlar, kapanışı yapmadık. Ürünlerimiz bitti. Bu kadar.
Şimdi Kudemrar. ne? Şimdi ay gözlerim yaşardı arkadaşlar. biz veda etmeye geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi bırakmayın lütfen. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere. Tamam mısın? Tamam galiba. Tamam galiba. Galiba. Biz gidelim. Galiba tamam değilse yine geliriz.